Alo Derya. Ben iyiyim demek için aradım. Yok yok. Adam o kadar tehlikeli birisine benzemiyor. Sakin sakin yemek yiyoruz. Bu arada adam beni evime bırakmak isterse sen zahmet etme. Kız kardeşim beni metro durağından alacak diyeceğim. Ya sen gelip alırsın değil mi? Yok kızım ya, bir şey olmaz. Daha kaldıracak bir tipe benzemiyor. Gayet efendi biri. Arkadaşların nereye gittiler? Onlar benim arkadaşım değiller. Arkadaşın olmayan adamlar nereye gitti o zaman? Bilmiyorum ki. Müstahları kaçmış birden. Kalktılar gittiler. İyi. Biz yiyelim o zaman. Şefik. Siparişler nerede kaldı? Geliyor abi. Hadi gidelim beyler. Aa. Rıfkı'yı unuttum ya. Hava çok güzel. Eve geç kalmıyorsan biraz yürüyelim mi? Olur. Gidince bir langırt maçı yaparız ha? Yeniliyorsun oğlum. Yemek için teşekkür ederim. Bana bu kadar güzel bir akşamda eşlik ettiğin için asıl ben sana teşekkür ederim. Bu durumda benim de sana bana arabanla çarptığın için teşekkür etmem gerekiyor sanırım. Sen beni hiçbir zaman affetmeyeceksin. Anlaşıldı. İzin ver de biraz tadını çıkartayım bu durumun. Bu durum benim de işime gelir aslında. Niyeymiş o? Sen beni affedene kadar seni birçok defa yemeğe çıkartmış olurum. Sen kimsin sahibi? Nasıl kimin yani? Kim gönderdi seni bana? Yani şanssız keseri çıktım. Sen bana arabanla çarptın. Yok yok. Kesin bu işte meleklerin parmağı var. Meleklerin mi? Onlara kocaman bir teşekkür borçluyum sanırım. Thank you.
Ne istiyorsun İsmail? Rahat bırak bizi. Bizi restorandan yolladılar. Hesapta bir eksiklik olmuş. Kalan hesabı kapatacağız seninle. Bırakın kız gitsin o zaman. Neyse derdim, benle görün işinizi. Olmaz. Biz senin façanı dağıtırken o da kalıp izlerse daha makbule geçer bizim için. Hadi sen geri çekil. Ferman şunu bana. Get onu. Devin şunu. Ne yaptınız zannediyorsunuz burada? Bırakın dedim. Bırakın dedim. Bırakın. Ne yapıyorsunuz siz ha? Bıraksanıza beni. Götürün. Bırakın dedim. Nereye götürüyorsunuz? Bırakın beni. Kayalara geldik canım. Ne yaptınız zannediyorsunuz sen ha? Bırakın. Bırakın beni. Dur. Bir yere kadar bekledik ama adamlar niyeti bozunca müdahale etmek zorunda kaldık. İyi yaptınız. İyi değil. Saldırganlar şu tarafa doğru kaçtılar memur hanım. Lütfen yakalayın onları. Memur hanım mı? Benim köy yanına çabuk kaç buradan. El alemin adamı ne zaman seninki oldu be? Ya sana kaybol dedim. Ali, iyi misin? İyi misin? İyiyim. Yok bir şeyim. Hadi hemen bir hastaneye gidelim. Hayır. Gerek yok. Ben iyiyim. Kaşın kanıyor. Önemli değil. Şimdi durur. Olmaz öyle. Yine de sana kıymayı göze. Asıl sen iyi misin? Sana kötü bir şey yaptılar mı? İyiyim. Benim şeyim yok. Ama polisler tam zamanında çıkıp gelmeselerdi pek iyi olmayabilirdim. Hadi gel seni evine bırakayım. Arkadaşım geldi. Ev arkadaşın mı? Derya'ya söylemiştim yemekten sonra gel beni al diye. Ben seni bırakırdım aslında. Yok çok sağ ol. Sen zahmet etme. Bu halde hem seni yormayayım. Yok ben iyiyim. Hem bizim mahalle birazcık tutucu. Şimdi biz iki bekar kız bir arada yaşıyoruz. Şimdi sen bir de beni eve bırakırsan bir ton dedikodu olur. Ama her şeye rağmen çok iyi vakit geçirdim. Az önce olanlar için kusura bakma. Ben çok iyi vakit geçirdim. İyi ki atlamışım arabanın önüne. Görüşürüz. Nereye atılırsa tutulur
Yarın ararsın değil mi beni? Ararım tabii. Kızım adama. Kazık gibi dikilip kaldı orada. Bir şey yapmadım. Sadece aklını aldım. Hataların ortasında kaldım. Yine de sana kıymayı göze alayım. Beyefendi, saldırganlar kaçtılar. Merkeze gelip şikayetçi olacak mısınız? Yok, hayır. Olmayacağım. Yeni evine hoş geldin Sofya. İnşallah güzel günler geçirirsin burada. Çok fazla kalmayacağım nasıl olsa. Şşş. Nereye? Bavullar. Bırak. Hadi sen de evine. Kaç gündür yoksun ortalıkta. Anam babam merak etmişti seni. Baş üstüne başkomiserim. Hadi. Biri, Siri. Biri. Ne oluyor? İçine ne koydun ya? Benim burkum kırıldı ya. Hiçbir şey koymadım. 3-5 kıyafet iste. 3-5 kıyafet mi? 3-5 kıyafet. Ya kızım, sizin orada elbiseleri çelik sırtlan mı yapıyorlar ya? 3-5 kıyafetmiş. Hele bak. Kanamarlarına döndüm ya. Bak hele. Biraz. Kızım hele şuna yardım et, yardım. Çek. Affedersiniz, beni de bekler misiniz? Pardon. O ne lan? Kimdi o? Kim? Az önceki kadın. Hangi kadın? Az önce ektiğimiz kadın. Tanımıyorum. Neden bilerek kapıyı kapattın o zaman? Yo, bilerek ben kapıyı falan kapatmadım can. Kapı açıktı. Yani girmesi lazımdı. Hatta yaptım. Yapma. Kapattım ben de. Yani herhalde aşağıda birinci katta. Ya, apartmanın yani illa asansörü var diye asansöre binmek zorundalar mı ya? Bir kat yürüsün ne olur? Olur mu yani? Nedir yani?
Ulan bir bavul bu kadar şerefsiz olur mu ya? Çıksana ulan. İyi akşamlar Yavuz Bey. İyi akşamlar. Yavuz Bey siz ne yapıyorsunuz burada Allah aşkına? Benim maaşım az geliyor ya. Ha. Yetmiyor. O yüzden boş zamanlarımda bu apartmana kapıcılık yapıyorum. Şimdi servise çıktım. Ne yapacağım ya? Yoldan geldik bavulları indirdik. Yok benimki daha genel bir soruydu. Yani burada bu apartmanda ne işiniz var? Ya evimize geldik. Evinize mi geldiniz? Evet. Ya ben şu dairede oturuyorum. Peki sizin ne işiniz var burada? Ha iki gün mesaiye gelmedim diye bana hesap sormaya geldiyseniz ben müdürden izin aldım. İzin aldım da gittim Selanik'e böyle kapı gibi kağıdım var. Yok ben de şu dairede oturuyorum da onun için sordum. İyi. Allah Allah. Vallahi mı? Vallahi. Abo. Duymamış, sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkes en altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan fareydim, çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez, bıktım da zaten. Şerimsizlerle uğraşıp şaşırmışa laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir. Orada kimse yok mu? Hadi biraz ses ver. Burada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar, iyi bu mesafe. Fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi ile kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. Şubede masalarımız karşı karşıya, burada da evlerimiz. Ne kadar ilginç değil mi? Ya çok ilginç. Keşin senin metot burnunun dibinde bitermiş. Hanımefendi kız arkadaşınız mı? Yok kendisi benim büyük halam oluyor. Ne diyorsunuz hanımefendi ya? Kızım o benim, öz kızım. Ya benim gibi bir adamın bu yaşta sevgilisi olur mu ya? Bilemem. Sizi hiç tanımıyorum. Hem ayrıca özel hayatınız beni hiç ilgilendirmez. Ya hala özel hayat diyor ya. Merhaba, ben Edil, babanın amiriyim. Amir ne demek? Babanın üstüyüm. Yani babam benim emrimde çalışıyor. Benim iznim olmadan hareket edemiyor demek. Hadi kızım, geç oldu evimize gidelim. Tanıştığımızda çok memnun oldum. Ben de Sofia. Ne güzel bir ismin var. Teşekkür ederim, Yunan ismi. Ben Yunanlıyım da. Ne? Yarı Yunanlı. Diğer yarısı da Türk. Yani doğal olarak Adanalı oluyor. Adanalı mı? Ne oldu hanımefendi, beğenemedin mi? Bundan sonra sana birisi neresin diye sorduğunda Adanalıyık diyeceksin. Selanikliyik desem? Ya kızım, hiç Selanikliyik Allah'ın adamıyık diye bir laf olur mu ya? Ne? Yürü yürü, hadi yürü. Bir kızınız olduğunu bilmiyordum. Vallahi ben de bilmiyordum. Yani yeni öğrendim. Ne kadar tatlı bir kadın değil mi? Geç kız geç, geç geç. Senin ne iyi arasında büyük bir fark.
kimse duymamış. Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Sanki herkes zan altında, pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan, fareydim çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi, umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızdaki... Abi yemek nasıl geçti? Yemek iyiydi. Abi bize anlatman gereken bir şey var mı? Yok. Orada kimse yok mu? Hadi biraz ses ver. Burada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar, iyi bu mesafe. Fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aranda ince bir fark var. İyiyle kötü arasında duran fark var. Geç kızım. Dur, nereye gidiyorsun? Ya, dur. Bak kızım, ben öğreteyim sana. Şimdi bak, ders bir. Bir Türk evinde ayakkabıyla dolaşılmaz. Niye? Çünkü ayakkabıyla eve uğursuzluk, melanet her şeyi getirirsin. O yüzden ayakkabıları kapıda çıkaracaksın. Çıkar. Bak. Ha. Al. Erkek terliyor ama idare et. Yarın alırız, bir şey olmaz. Ha. Maşallah kızım, senin ayakların da biraz büyükmüş ha. Kız. Ana. Hele. Ben de senin yanında cüce duruyordum. Ayakkabıları çıkardık. Aynı boya geldik. Bak. Yürü yürü. Yürü. Abu. Kusura bakma kızım, ben de tam yerleşemedim. Daha 3 gün önce Tahir'im çıktı İzmir'den buraya, biliyor musun? Öyle apar topar neyim var neyim yok hepsini kollere koydum, geldim İstanbul'a. Önemli değil, ben çok fazla kalmayacağım zaten. Ya anladık kızım, tamam çok kalmayacaksın, 2 hafta bir tekrarlayıp durma bunu. Ya bak, annenin canına kıyanlar neden senin de canına kastettiler? Senden ne istiyorlar? Neyin peşindeler? Hele önce bunu bir anlayalım. Yunanistan polisi iyice bu olayı bir araştırsın. Yani ele başlarını yakalayıp içeri atsınlar. Ondan sonra dönersin oradaki evine. Ama tehlikenin tamamen geçtiğine emin olmadan ben seni bir yere gönderemem. E ben de burada bir babayım sonuçta ya. Hem ya bak ne diyeceğim Sofya. Belki sen zamanla seversin buraları. Alışırsın İstanbul'a. İstanbul güzel şehirdir. Yani bak Adana 1, İstanbul 2. Düşün, o kadar güzel bir yer yani burası. Ben yatıyorum. İyi geceler.
Abi, polisler geliyor. Hadi beyler. Dur polis! Dur kaçma! Kaçma. Hadi. Beni. Levent! Çok az kaldı Manize'de. Seni yakalayıp içeri tıkmama çok az kaldı. Tabelaya bakalım, göbek atalım. Atalım. Nereye gidiyoruz abi? Siz burada kalıyorsunuz. Ben yalnız gidiyorum. Halletmem gereken özel bir işim var. Ambulans mı olacaksın abi? Yok, hayır. Benim diğer arabayı alacağım. Thank you.
Sofya. Sofya. Sofya, kızım, uyudun mu? Abu. Sofya. Ya kızım, ne yapıyorsun orada? Oyun içeri kaçacak. Kutu kola gibi kalacaksın sonra ya. Dinleniyorum. Kızım, yatak fazla rahat geldi galiba. Ben böyle daha iyiyim. Anladım. İçeride bir de çivili hit yatağı var. İstersen onda yat. Daha rahat edersin. Hadi bak, sana süt getirdim. Ben süt sevmem. Niye? Çok faydalı bir şey olduğu için mi? Hayır. Kokusunu sevmiyorum. Hayır, kokusunu sevmiyorum. Burnunu kapatıp iç o zaman. Ya istemiyorum dedim. Hey, ben buraya bırakıyorum. İstediğin zaman içersin. İnatçı kafir ya. Bu resimdeki adam kim? O da annemin arkadaşıydı herhalde. Bu Maraz Ali. Ben çocukluk arkadaşım. Hatta kan kardeşim. Kan kardeş ne demek? Şimdi biz küçükken bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Yani biz çok yakın arkadaştık. Biz böyle ellerimizi kestik, birbirine yapıştırdık, kan kardeş olduk. Maraz ne demek? Maraz demek, büyük arıza demek. Hoş geldin abi. Ne kadar kalacaktın? Beni bilmiyorum ama sen fazla kalmayacaksın. Bizim bu Ali küçüklüğünde çok kavgacıydı. Her durumda bir maraz, yani bir arıza çıkartıyordu. Mahallede kafasını kırmadığı çocuk kalmamıştı. Ortalığı toz duman ederdi. Ben taktım ona bu lakabı. Maraz Ali diye. Marazali de mi polis? Polis ti. Annen, ben, Ali beraber görev aldık imzaladı. Sonra o yanlış işlere karıştı. Attılar teşkilattan. Şimdi ne yapıyor peki? Bilmem. Yıllardır görüşmüyoruz. En son bir araba yıkama yeri açtığını duymuştum kendi halinde. Öyle sakin bir hayat bulmuş kendine. Öyle diyor. Thank you.
Sen epey değişmişsin ama. Yılan insanı değiştiriyor tabii. Normal. Yani bayağı sismenlemişsin. O zamanlar göbek falan yokmuş. Ne göbek kızım? Otunca kazak potluk yapıyor. Ondan öyle görünüyor yani. Bak çakı gibi adam ya. Ne? Allah Allah. Neyse hadi. Ben yatıyorum. Sen de fazla oturma. Uyu dinlen biraz. Hadi kızım. Hadi. Bu ne kızım ya? Bilgisayar koleksiyonu mu yapıyorsun sen? Bu annemin bilgisayarı. Öldürülmeden önce bana emanet etmişti. Şimdi bu bilgisayar hep senin yanında mıydı? Evet. Annem sıkı sıkı sakla, kimseye verme demişti. Ben de hep yanımda taşıyorum. Sizin eve girip evi dağıttıklarında evde değildi yani bu, öyle mi? Hayır. Neyin peşinde olduklarını bulduk galiba. Sofya, kızım, bir süre o bende kalabilir mi? Sağ ol. Şifresini bilmiyorum ama. Ben bir yolunu burada açarım, boş ver. Hadi kızım. Allah rahatlık versin. Annemi öldürenleri bulup cezalandıracaksın değil mi? Bunu yapmadan son nefesimi vermeyi düşünmüyorum kızım. Annenin kanı yerde kalmayacak, merak etme. Hadi kızım. Allah rahatlık versin.